Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılı yatırım programında bulunan Hatay ili 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planı 90 bin hektar alanda 1 bölü 5 bin ölçekli revizyon ve ilave nazım imar planı yaptırılması işi kapsamında geçen sene 15 ilçede yapılan planın analiz ve sentez kısmının sunulduğu toplantılardan sonra oluşan plan taslağının sunum ve tanıtımının yapıldığı, görüş ve önerilerin alındığı ikinci tur toplantılarının ilki 15 Ocak tarihinde Erzin ve Dört Yol'da yapıldı. Toplantılar Dört Yol Kaymakamı Murat Bulacak, Erzin Belediye Başkanı Kasım Şimşek, Hatay Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, teknik personelleri ve şehir plancıları, sivil toplum örgütleri, ilçe müdürlükleri, kaymakamlık, belediye meclis üyeleri, muhtarlıklar, meslek odaları ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar, yüklenici firma ve bürokratların katılımıyla gerçekleştirildi. Erzincan için hayırlı olur, güzel olur. Ne kadar genişlersek, ne kadar park yerimiz olsa, renovasyon yerimiz olursa o kadar iyi olur diyorum. Erzincan için hayırlı olması dileğiyle iyi çalışmalar, iyi günler diliyorum. Büyükşehir Belediyesi adına burada bulunmaktayız, imar ekibi olarak. Örneğin şeyi gördüm, turizmle ilgili planlamada İskenderun, Arsuz tarafını ve Samandağ sahilini gördüm. Erzincan'da sadece İçmele, bulunduğumuz bölgeyi turizm ayrılmış gördüm. Bir de Bağımlılık tarafındaki hazırlanmış olan planda organize sanayileri ve bizim Bağımlılık tarafının bir enerji sektörü haline gelmiş olduğunu görüyorum. Hali olan yönlerin tamamını göz önünde bulundurarak bu plan çalışmasına başlarız. Nitekim Erzincan'da de böyle bir şey oldu. Şu anda sizin gördüğünüz sarı ve kahverengi lekelerin dışında, yani bu lekelerin 10-15 katı yukarıdan ta Gökdere'yi de içine alacak şekilde çalışmalarımız bu yönde bizim kurumlarla birlikte istişare edilerek devam etti. Ve biz Hatay Büyükşehir Belediyesi İmam ve Şehir Dairesi'ne yöneticilerimiz ve tek personelimiz olmaktayız. Bir diğer proje Karayolları'ndan gelen Osmaniye OSP'nin kıyıya bağlantısını sağlayacak. Eşikli ve Dört Yol Merkezi'nin yani genel olarak şöyle plana baktığımızda ama konutların yani konut alanlarının entegre olduğunu değil mi? Ve işte eksik kalan yani şu kadar nüfus diye öngördükten sonra yapılmış bir imar çalışması olarak görünüyor. Yani şu an için tabii ki çok üst bir ölçekten konuşuyoruz. İl müdürlüğünde burada toplantıda bunun mücadelesini gerçekten verdi. Yani burada böyle bir ihtiyacım oldu. Çünkü bir önceki toplantılarda burada yani dört yol olsun, payas olsun, İskenderun olsun ciddi bir depolama alanı ihtiyacı bir bölgesi bölge. Proje Süleyman Bey'le bahsettiğiniz aslında bu tünel projesi sadece bir dört yol için değil de Hatay'ın ölçeğinde düşünecek. Hatta yani bölge ölçeğinde düşünecek